Cari takip ekranı ile cari takibi nasıl yapılır? Firmamızın müşterileri ve tedarikçileri ile geçen tüm süreçlerinin görüntülenebileceği, cari takip ekranı ile hızlı işlemler sayesinde kolayca takip edilebilmektedir. Diana sayfası üzerine arama alanına veya diyalogosu üzerine tıkladığımızda arama alanına gelerek cari takip yazmamız gerekmektedir. Cari takip ekranını görüntüleriz. Cari takip ekranında firmamız pasif olarak gelmektedir. Sunucumuza tanımlı birden fazla firma bulunuyor ise ilgili firmadan giriş sağlayarak inceleme gerçekleştirebiliriz. İnceleyecek olduğumuz firmanın birden fazla dönemi bulunuyor ise ilgili dönemi seçerek inceleme sağlayabiliriz. İnceleyecek olduğumuz cariye ait bilgiyi cari kodundan veya ünvan bilgisinden seçme işlemi gerçekleştirebiliriz. F1 ile liste ekranını görüntüleriz. Cari kart listesi ekranında inceleyecek olduğumuz cariyi aşağıdaki panelden seçeriz. Seçmiş olduğumuz cariye ait bilgiler cari bilgileri altında kısaca bulunmaktadır. Ekranın genelini inceleyecek olursak, ekranınızın sol tarafında cari hareketlerini görüntülerken sağ tarafında taksitleri görüntüleriz. Listede yer alacak hareketleri ilgili alandan belirleme sağlayabiliriz. Liste ekranında sadece hareketleri görüntüleyebileceğimiz gibi fatura ayrıntılarını, irsaliye ayrıntılarını, sipariş ayrıntılarını, teklif ayrıntılarını, cari hesap durumunu cari hesap özetinde görüntüleyebiliriz. İnceleyecek olduğumuz listede faturalanmamış irsaliyelerin de dahil olmasını istiyorsak ilgili alanda işaretleme sağlamamız gerekecektir. Teslim olmamış siparişlerin de dahil edilmesini istiyorsak ilgili alanda işaretleme sağlamamız gerekecektir. Taksitler listesinin sağında bulunan ikonlar ile hızlı işlemler gerçekleştirebiliriz. Carinin taksidi ile ilgili bir ödeme yaptığını varsayarsak, taksit tahsilat alanına gelerek tahsil edilecek tutarı ekleriz. Ve tamam dediğimizde sistem tarafından otomatik olarak kasa fişi giriş ekranı açılacaktır. Cari hesap ödemesinin ilk ay taksidi kadarını ilk satıra getirecektir. Tahsil edilen miktardan taksit tutarını düştükten sonra gelen miktarı ikinci satıra alacaktır. Carinin bir sonraki tahsilatında ilgili rakam düşülerek işlem yapılacaktır. İlgili kasa kaydını seçerek kaydet dememiz durumunda yapmış olduğumuz işleme istinaden taksitler alanında bulunan taksit bilgisi bir azalacaktır. Ve ikinci satırda yer alan bakiye bilgisi bir sonraki taksitin ödenen bilgisi alanına gelecektir. Yapmış olduğumuz taksit ödeme işlemini hareketler listesinde de görüntüleyebiliriz. Ayrıca hızlı satış ikonu ile seçmiş olduğumuz cariye hızlı satış işlemi gerçekleştirebiliriz. Vazgeç ile sayfadan çıkış sağlarız. Hızlı iade seçeneği ile hızlı satış ekranını görüntüleriz. Ekranda açılan uyarı penceresinde iade ürünleri listeden seçmek ister misiniz sorusuna evet diyerek cari üzerinde bulunan fatura listesini görüntüleriz. İade işlemi yapacağımız kaydı klavyemizden boşluk tuşu ile işaretleyerek aşağıdaki panelden seçeriz. İşleme ait kasa bilgisi ekleyerek aşağıdaki panelden kaydederiz. Hızlı işlem alanında bulunan bir diğer ödeme seçeneği ile cari hesabımıza cari ödemesi gerçekleştirebiliriz. Diğer tahsilat seçeneği ile cari hesabımıza tahsilat işlemi gerçekleştirebiliriz. Cari takip ekranında hızlı işlemler dışında yukarıda bulunan cari hesap ekle seçeneği ile yeni bir cari kart tanımlaması gerçekleştirebiliriz. Cari kart listesinde bulunan işlemleri cari takip ekranında da gerçekleştirebiliriz. Hızlı olarak nakit tahsilat, nakit ödeme, borç dekontu, alacak dekontu, virman fişi, özel fiş, açılış fiş, kredi kartı fişi, kredi kartı iade fişi, şirket kredi kartı fişi, kur farkı fişi gibi cari hesap fişi işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Kasa fişi ekleyebilir, çek senet ekleyebilir, teklif ekleyebilir, sipariş ekleyebilir, irsaliye ekleyebilir,
fatura ekleyebilir ve banka fişi ekleyebiliriz. Bakiye bilgisi alanından cari ile bulunan bakiye bilgisini, borç alacak bilgisini takibini sağlayabiliriz. Aşağıdaki panelden değiştir seçeneği ile cari kartı üzerinde bir değişiklik sağlayabiliriz. İncele seçeneği ile cari kart üzerinde inceleme sağlayabiliriz. Yazdır seçeneği ile seçili fiş üzerinde cari hesap ekstresi, cari hesap taksitleri, taksit fişi, taksit satış sözleşmesi üzerinde inceleme sağlayabiliriz. Listeyi yazdırabilir veya dosyayı dışarıya farklı formatlarda alabiliriz. Diğer seçeneği ile ödemeleri inceleyebilir veya ilgili muhasebe fişini getirebiliriz.